Sevgili halkım, sevgili gençler, Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşa dursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu Batı diye ayırmam. Türk Devleti'nin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk Devleti'nin gerçek manada Türk dünyası ile buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün. Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak, Çin'in ve koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak. Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın bu dediğim Batı'yı kaygılandıracak, bunu biliyorum. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki varsın kaygılansınlar. Ha, Çin'e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Yani özetle Batı da Çin de kaygılansın. Biz işimize bakalım. Bu proje herkesin kazanacağı bir projedir. Buyurun oturun masaya bizimle diyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile bu bölgelerin ticareti de bizim limanlarımızdan transit yapılacak. Koridorun hem Türkiye'nin tüm bölgelerine bağlantısını hem de limanlar ve Avrupa'ya bağlantılarını sağlamak için ülkemizdeki karayolu ve demiryolu ulaşım altyapılarında da iyileştirmeler ve yeni bağlantılar yapılacak. Bunların başında Horasan, Ağrı, Gürbulak demiryolu hattı geliyor. Bu transit yolun her ülke için birkaç çıkışı olacak. Çıkış loncaların çevresine gümrüklü lojistik merkezleri yapılacak. İhraç malları İran'a 17 saatte, Türkmenistan'a 31 saatte, Özbekistan'a 50 saatte, Kazakistan'a 63 saatte varacak. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz muazzam büyüyecek. Dış ticaretimiz en az %50 artacak. Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret güzergahlarından birine ev sahipliği yapınca Türkiye'nin dünyada ekonomik ve stratejik önemi daha da artacak. Kendi şartlarında kendi oyununu oynamaya başlayacak. Çünkü bu bağlantıyla Avrupa ve Asya arasındaki ticareti kolaylaştıracağız. Ülkeler arasında daha fazla işbirliğini ve ekonomik entegrasyonu sağlayacağız. Türkiye, Orta Asya, Kafkasya ve Çin arasındaki ticaret yollarında çok hayati bir konuma sahip olacak. Küresel ve bölgesel ticaret, taşımacılık ve lojistik ağlarında merkez ülke haline gelecek. Tüm bunların dışında tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve sosyal etkileşimi artıracak. Kültürel ve tarihsel bağlarımız,
ortak tarihsel hafızamız daha da güçlenecek. Türkiye kardeş coğrafyalarıyla tam anlamıyla bütünleşecek. Türkiye dünyayla rekabet edecek diyordum ya. Ben halkıma hiçbir zaman hayal satmadım. İnanın hiç zor değil. Güzel ülkemiz işte böyle dünyayla rekabet eden, Türk dünyası ile bütünleşen bir ülke haline gelecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu fazlasıyla hak ediyor. Sağlıcakla kalın.